Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle dağılmayan, tane tane, bol etli ve döküm tencerede pişmenin ayrıcalığıyla gerçekten nefis olmuş bir kuru fasulye hazırlayacağız. Öncelikle döküm tenceremi yarım çay bardağı sıvı yağ alıyorum. Tenceremi güzelce kızdırıyorum. Daha sonra iri parça ben burada kuzu eti kullandım. İri parça etleri tencerede arkalı önlü mühürlüyorum. Bu işlemi normal bir tencerede yaparsanız etleri azar azar mühürlemenizi tavsiye ederim. Çünkü etler bir anda geldiğinde tencereniz ısı kaybedecektir. Etleri mühürleyemezsiniz. Suyunu salan et de iç kısmı kuruma yapar. Fakat benim tencerem döküm olduğu için öncesinden de iyice kızdırdığım için bir kilodan fazlaydı sanırım etim buzluktan çıktığı için tam bir miktar veremiyorum. Ama burada zaten bu gibi tencere yemeklerinde et miktarının çok da fazla bir şey ifade ettiğini düşünmüyorum ben. Etlerimi arkalı önlü güzelce mühürlüyorum. Bir tarafı iyice kızardığında diğer tarafını çevirerek mühürleme işlemini yapıyorum. Şimdi etleri kenar kısımlarda toparlıyorum. Eğer kuru fasulyede kuru soğan seviyorsanız bu aşamada bir tane kuru soğanı küp küp doğrayarak ekleyebilirsiniz. Ben hiç gerek duymuyorum. 2 dolu çorba kaşığı salçayı tencerenin orta kısmında çiğ kokusu çıkana kadar güzelce karıştırarak kavuruyorum. Etlerim bu arada kenarda. Diğer yanda 1,5 litre suyu ısınmaya aldım. Suyu güzelce kaynamış olarak kullanacağım. Ve 1 kilo kadar kuru fasulyeyi de akşamdan içerisine karbonat ve az miktarda tuz ekledim. Suyun içerisinde akşamdan ısladım. Sabaha kadar ıslı şekilde kaldı ve süzdüm. Ben burada kuru fasulyeleri kesinlikle haşlamadan kullanacağım. Karbonatın içerisindeki gazı aldığı söyleniyor. Şimdi pişme aşamalarında da göreceksiniz. Her zaman karbonatlı suda ıslatırım. Ben kuru fasulyemi ve nohutumu ve pişerken de öyle köpürme yapmaz. Fasulyenin üzerine iyice böyle 2-3 parmak fasulyenin de üzerinde kalacak kadar sıcak suyumu ekledim. 1,5 çorba kaşığına yakın tuz ekliyorum. Karabiberi ben kuru fasulyeyle gerçekten çok yakıştırıyorum. Onun için birazcık karabiber ekleyeceğim. Burada elinizde varsa iri parça acı biber de atabilirsiniz yemeğin içerisine. Gerçekten çok güzel tat veriyor. Benim küçük çocuklarım olduğu ve acıyı yemedikleri için ben acı kullanmıyorum. Şöyle bir salçası, tuzu, biberi iyice birbirine karışsın diye hafifçe karıştırıyorum. Kapağını kapatıyorum. Kısık ateşte en az 3 ila 4 saat arasında pişireceğim yemeğimi 2 saat sonra şöyle bir kontrol yapıyorum. Fakat görüyorum ki fasulyelerim tam pişmemiş. Tekrar kapağını kapatıp söylediğim gibi kısık ateşte ağır ağır pişiriyorum. Yemeğim hazır arkadaşlar. Deneyecek olanlara şimdiden kolay gelsin diyorum. Videomu beğendiyseniz bir beğeni bırakmayı, kanalıma ücretsiz abone olmayı, bundan sonraki tariflerimden haberdar olmak için zil butonunu açmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.